Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Medya ve siyaset dersimizde sunumlarımıza, sunum haftalarımıza hayırlısıyla bugün devam edeceğiz. Bir süre bir ayrılık oldu. Benim de yurt dışı görevlendirmelerimden ötürü geçtiğimiz haftada bir son dakika görevlendirmesi gelmişti. Dolayısıyla geçtiğimiz haftaki sunumları bugüne ertelemek istedik ki bugün içerisinde daha sağlıklı bir şekilde yaparız diye en azından sıkıntısız bir şekilde yapalım diye bugün erteledik. Bugün de hem Rümeysa hem de Melek sunumlarını gerçekleştirecekler. Zaten Rümeysa sunumunu video olarak gönderdi. Onu da ALMS'ye en kısa zamanda yükleyeceğim. Önce Rümeysa'nın sunumunu değerlendirmek istiyorum. Onun akabinde sözü Melek'e bırakırız. O da PDF olarak zaten iletmişti sunumunu. Buradan sunumuna devam edeceğiz. Bu şekilde gerçekleştireceğiz. Sizler için de uygunsa arkadaşlar. Şu anda Rümeysa'nın sunumunu ben bir yandan PowerPoint'e aktaracağım. Bazı önemli hususlar var sormak istedim Rümeysa'ya. Öncelikle emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Önemli bir sunum Rümeysa. Ki sunumu da çok kısa anlatmış olalım, özetlemiş olalım. Özellikle Muhsin Yazıcıoğlu'nun ki Rümeysa da suikast olarak nitelendiriliyor. Ki ben de çok normal bulmuyorum, en azından bunu söylemiş olayım. O yaşanılan olay ve onun akabinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra medyada bu süreç nasıl yansıdı? Hem 2009 yılında olayın yaşandığı günlerde hem de 2022 yılında son günlerde anma süreçleri içerisinde acaba medya kuruluşları nasıl ele aldı? Bunu incelemiş Rümeysa sunumunda. Ki yine başlangıçta bizim birçok arkadaşımız da örnek olarak incelediğimiz gibi işte gazetelerin o dönemki koşulları, sahiplikleri neler? Tabii bu aslında baktığımız zaman hem bu olaya da ciddi anlamda yansıtmış. Tabii benim merak ettiğim birkaç husus var Rümeysa'ya bugün içerisinde sormak istedim. Öncelikle merak ettiğim ilk husus. Tarihe baktığın zaman Mart ayı 2009 yılında Mart'ın son zamanları ve bu bağlamda baktığımız zaman benim merak ettiğim acaba o dönem içerisinde mesela bir husustan bahsediyorsun. Önemlidir bir husus bana kalırsa. Gazetelerin çok fazla değinmediği hem yandaş ya da işte havuz medyası denilen ya da iktidara yakın diyebiliriz ya da muhalif medyası da haberlerde çok fazla değinmediğini tespit ediyoruz. Peki o dönem içerisinde neye daha çok değiniyorlar? Yani tarihi düşündüğü zaman mesela gazete manşetlerine baktığı zaman ne ilgini çekti? Neyi gördün mesela o dönem içerisinde? 2009 yılından mı Evet, bahsediyoruz doğru. hocam? Hocam ben sunumda da bahsettiğim gibi 2009 yılında hani gerek yandaş medya yani gerek yandaş medya olsun gerekse hani muhalif dediğimiz medya olsun hani almışlar bu konuyu tabii ki almışlar hani bir sonuçta bir olay olmuş yani bu konuyu almışlar ama şöyle yani bu gibi sunumda da belirttiğim gibi nasıl diyeyim size hani direkt zaten hani o kaza olarak bunu ifade ediyorlar. Kaza olarak yer veriyorlar. Yani hepsi de yani yandaş olan gazeteler falan da yani hepsi yer veriyor. Ama muhalif gazete birazcık daha az veriyor. Yani onu gördüm. Peki o dönemde hani benim sormak istediğim şu. Peki bu gazeteler neye yer veriyor? Ya da Yani hangi haberleri görüyorsun, diğer haberleri mesela? nasıl hocam tam olarak Yani anlayamadım. 2000 şöyle 2009 yılında evet şimdi gazete manşetlerine bakıyoruz. Burada da zaten bahsediyorum Eysa. Ama o dönem içerisinde iki olay var. İki husus var önemli olan ve gazetelere daha çok yansıyan. Ne olabilir? Yansıyan ne olabilir yani hocam şu an? Mesela şöyle. Ha. Çok Anladım. mesela o dönem içerisinde Ergenekon Ha, süreci çok evet. fazla. Tamam. Yani Posta'nın gazetesinde var. Ben Aha. birkaç gazetede daha Hı. sunumunu izlerken gördüm. Birinci husus bu. O dönem gazetelere çok yansıyan bir mesele haline dönüşüyor. Seçimler hocam. Hani seçtim. İkinci de oydu. Onu söyleyecektim. Aynen. Aslında hani zaten Muhsin Yazıcıoğlu da bir seçim ziyareti Aynen. Seçim hocam. maksadıyla gidiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman dönemin koşulları içerisinde de iki önemli meselenin de aynı zamanda gazetelerde biraz daha fazla detaylı
incelendiğini Aynen. söyleyebiliriz. İlk benim Özellikle mesela... hocam seçimlerin yapılması hani yani seçimlere yakın bir süre zaman olduğu için hani diğer mesela partilerin de hatta manşetlerde de yer alıyor. İptal ettiler işte. Hani Muhsin Yazıcıoğlu olayını duyduktan sonra iptal ettiler. Hani herkes işte oraya falan yani koştu. Beraber aramaya çalış, arama kurtarma faaliyetlerine katıldı diye hani haberler de yapılmıştı. Onlara da zaten değinmiştim ben. Hani iptal ettiler mitinglerini, toplantılarını vesaire diye. Peki burada şunu da belki de bir ekleme ya da soru olarak sorabiliriz. Zaten bahsediyorum esas sunumunu da görüyorsunuz. Hem muhalefet ya da daha yandaş diyebileceğimiz medya kuruluşları hepsinin bunu bir kaza ilk aşamada, ilk günlerde kaza olarak nitelendirdiğini görebiliyoruz ve çok da üstüne o dönem içerisinde gidilmediğini görüyoruz. Peki siyasi ortamı düşündüğümüz zaman, örneğin iktidara yakın gazeteler düşündüğümüz zaman, acaba o dönem Büyük Birlik Partisi'nin izlemiş olduğu politikalarla bu işte çok fazla önemsenmemesi ya da kaza olarak görünmesi arasında bir bağlantı var mı? Mesela sen bunu tespit edebiliyor musun? Dönem mesela yerel seçimler var. Musi Yazıcıoğlu'nun konuşmaları var o dönem içerisinde. Aynen. Mesela nasıl değerlendirebilirsin bunu? Yani şey olarak mı? Yani mesela eleştirisi var mıydı siyasi iktidara o dönem içerisinde? Ha, tabii ki onu Gibi. söyleyeyim hocam. Tabii ki de var. Zaten hani 2007 yılından itibaren aslında daha fazla iktidara karşıt bir konuşmasının olduğunu yani hatta şöyle söyleyeyim hani direkt Tayyip Erdoğan'a karşıtlığının olduğunu da söyleyebilirim. Hatta bir konuşmasında bir olağanüstü kongrede şöyle bir konuşması vardır. Hani Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen Sayın Başbakan asla Cumhurbaşkanı olmamalıdır diye bir eleştirisi var kendisinin. Bu şu açıdan önemli. Hani bunu neden sordun diye sorarsak, yine 2009 yılı yani önemli koşullarında düşündüğümüzde hani bazılarınız hatırlayabilir, bazılarınız hatırlayamaz. Bizim bildiğimiz hep bir çözüm süreci vardır. İşte 2012-13 yıllarında başlayan Kürtlerle en azından ya da PKK ile sürdürülmeye çalışılan bir çözüm süreci. Ama bundan önce bir de bunun ilk versiyonu vardır. Açılım süreci adı altında Erdoğan'ın, yanlış hatırlamıyorsam, bir Diyarbakır mitinginde 2007 ya da 8 olması lazım. Tam o tarihlerde işte, hani Yazıcıoğlu seni söylediğin işte Büyük Ortadoğu projesinden bahsettin. Benzer şekilde hani bir açılım sürecinin yaşandığını biz biliyoruz ve bu açılım sürecinin de bir tepkinin de yine Türkiye'de milliyetçi seçmen özelinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Büyük Birlik Partisi'nin aslında yavaş yavaş önemli bir rol oynamaya başlama potansiyelinin en azından da o Kesinlikle. dönem içerisinde Aynen. gözlendiğini söyleyebiliyoruz. Bu şu açıdan önemli. Sonrasında yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde en azından bu gazetelerin, bu yayın kuruluşlarının neden çok fazla değinmediği ya da Aynen. işte bunu sadece kaza olarak nitelendirdiğini de tespit edebiliriz. Evet. Zaten yine sunumda belirtiyorum. FETÖ yani Fethullah Gülen ve iktidarın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın arasının bozulmasından sonra hani bu FETÖ olaylarının başlamasından sonra zaten direkt dikkat edilirse yandaş medya suikast ve Evet. şüpheli ölüm olarak. Onu ben de değinecektim. O aslında en önemli kısımlardan birisi. Biz Aynen çünkü öyle. hep biz bunu anlatıyoruz. Yani medya ve siyaset birbiriyle iç içe geçmiş. Niye? Siyasi konjonktürde olacak olan değişmeler medya kuruluşlarının işte 180 derece aniden dönmesini Türkiye'de yol açıyor. Biz bunu derste de örnekle anlattık. Zaten benim de hani görmek istediğim kısım oydu son kısımda zaten. Onu da sen çok net bir şekilde aslında altını çizerek de vurgulamış oluyorsun. Bu açıdan da bana kalırsa önemli. Ama bir önemli de husus daha var. Evet, ona katılıyorum. Yani son kısım işte FETÖ ile olan şeyden sonra, o çatışmadan sonra söylem değiştirmeye başlaması, bunu bir cebimizde tutalım. Ama bir başka sebep daha var söylem değiştirmesi için. Ne olabilir? Siyaseten Hocam, düşündüğümüzde. siyasen düşündüğümüzde bir başka Şu sebep anda Büyük Birlik Partisi nerede? iktidar Ya da Cumhur İttifakı dediğimiz. aynen Cumhur Ha, İttifakı. yani bu da mesela önemli bir sebep. Her ne kadar ben bunu da net bir şekilde söyleyeyim şu anda, yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra parti içinde de büyük bir çatışmanın olduğunu biz Tabii ki. biliyoruz. Yani Tabii. hatta Muhsin Yazıcıoğlu'nun
yakın akrabaları, eşi dahil olmak üzere. O dönem ondan sonra gelen ve şu anda da genel başkan olan Destici'ye de çok sert tepkilerin olduğunu da biz biliyoruz. Onlar tabii parti içi ya da ayrı çatışma ama partinin kurum kimliğine baktığımız zaman kurumsal olarak şu anda Cumhur İttifakı'nın yanında. Tabii bu da mesela o senin dediğin gibi işte FETÖ çatışması ile birlikte bir ekleyebileceğimiz belki bir diğer önemli sebep neden bu gazeteler bir anda refleksif olarak aniden dönüş Aynen. yapabildi. Bunu da söyleyebiliyoruz. Bir başka önemli husus yine senin sunumunda görebildiğimiz suikastin ya da işte bu yaşanan olayın hemen akabinde işte kaza dendikten sonra fakat birkaç gün geçtikten sonra yavaş yavaş eleştirilerin çok az da olsa geldiğini söylüyoruz. Bir gazete var. Yani ilginçtir. Ben mesela o dönemde bakmadım. Bunu da böylelikle öğrenmiş olduk. Halka ve Olaylara Tercüman gazetesi. Aslında o gazetenin çok sert eleştirdiğini iki yerde ben görebildim. Bir yandan da şimdi sunumdan onları bulmaya çalışacağım. Aslında bana kalırsa tek sert eleştiren gazete o dönem içerisinde Halka ve Aynen. Olaylara Tercüman gazetesi. Ki aslında onu da şöyle söyleyebiliriz. Ve en azından altını çizebiliriz. O dönem içerisinde tam anlamıyla havuz medyası değil. Yani yanlış hatırlamıyorsam tekrar teyit ederiz. Halka Olayları Tercüman o dönem içerisinde Çukurova grubunun sahip olduğu bir gazeteydi. O Çukurova grubu Show TV'yi kaybettikten sonra ellerinde bir bu gazete kalmıştı. Ve o yayın grubunu kaybettikten sonra TMSF'ye. O dönem içerisinde hani çok fazla yanlış medya olmadığı için özellikle bulunamamasından sonra Musun Yazıcıoğlu ve diğer helikopterdekilerin sert eleştiriye başladığını görüyoruz ki aslında eleştirici en önemli argümanlardan birisi. Elbette o dönemde suikastı değildi tartışmaları sürüyor ama esas problem çok uzun bir zaman dilimi boyunca yaklaşık işte saatler kaç yani ciddi bir 8 saatten fazla bir süreden bahsediyoruz. Bulunamayan bir husustan bahsediyoruz. Mesela ilginçtir. O konuya ben de katılıyorum. Muhalif medyanın da buna çok fazla üstüne gitmediğini de ilginç bir şekilde görüyoruz. Ha, bu da mesela Aynen. önemli. O dönem içerisinde mesela ben yanlış hatırlamıyorsam bir valinin saçma sapan bir şekilde hangi Kayseri vali? var. Kayseri valisiydi. O dönemde ben televizyonları çok net takip ettiğim için biliyorum. Televizyonlarda da bu konu çok konuşuluyordu birkaç gün boyunca. Ve valinin çıkıp hiçbir şekilde hani nasıl bir sorumsuz bir hareket. İşte biz bulduk gidiyoruz işte Aynen. onları kurtaracağız gibi. Abuk bir açıklama yapması ama o dönem içerisinde kimsenin bunu neredeyse hani sorgulamaması, çok da hani umursamaması Zaten. ilginçtir mesela. Benim çok ilgime giden olaylardan birisi. Hatta daha sonrasında da hiç bununla ilişkin bir soruşturma, herhangi bir yani neden bu hali olaya ilişkin böylesine keskin bir açıklama yaptı gibi herhangi bir soruşturma vesaire de yapılmamıştır. Ki Kayseri valisi ne alaka? Kahramanmaraş'ta Göksun Aynen. ilçesinde. Bu da ayrı bir mesela tartışma konusu ama çok ilginçtir. Gazeteler o dönemde çok fazla hem muhalif olsun hem yandaş olsun çok fazla bunun üstüne gitmemiş. Ya yani bu da benim mesela Aynen. enteresanıma ya da ilgincime diyeyim giden hususlarında bu Zaten şekilde hocam gidiyor. benim de dikkatimi çekti. En son zaten onu da belirttim. Muhalif gazeteler ne kadar muhalif? Yani sen hani muhalif olarak hani karşıt cephedesin ama hani o dönem mesela ya çok şey bir şey yani teknoloji yani şu yani teknoloji çağında ve şöyle hani İsmail Güneş'in İhlas Haber Ajansı muhabirinin defalarca 112 aramasına rağmen yani sinyalinin alınamaması mı artık diyeyim alınmak istenmemesi mi diyeyim yani ne diyeyim bilmiyorum ama çok absürt bir şey. Hani bunu nasıl ele alamazlar? Hani çok yani sert eleştiri yapılabilirdi açıkçası. Güzel bir manşet atabilirdi. Mesela bu Tercüman gazetesinin attığı manşet bir tane daha vardı. Hangi gazeteydi bilmiyorum ama şey devlet aradı köylü buldu diye. Evet, o da vardı. Onu da hatırladım da şu anda ben de ona bir yandan bakıyorum. Mesela gerçekten hani Sadece muhalif gazeteler içerisinde belki bir tık sözcünün şurada biraz daha en fazla ele aldığını hem de eleştirdiğini söyleyebiliriz. Hatta bakan isyan ettiler diye ben burada küçük yakaladım onu. Dönemin bakanını da eleştirdiklerini görüyoruz. Hani sözcünün biraz daha ulusalcı olarak nitelendirilmesi, daha milliyetçi çizgide en azından olması belki buna bir etmendir ama diğer gazete
Bir de Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet hani Gazetesi bir Türkleri tık en aynen azından arama kurtarmada sınıfta kaldı diye bir göstermiş. haberi. Ama hani böylesi bir bana kalırsa skandal olarak nitelendirebileceğimiz bu arama kurtarma çalışmalarındaki o etkisizlik ve yaşanan skandalların çok daha fazla o konuya katılıyorum. Ele alınmazsa Aynen. o dönem içerisinde. Hele ki bu dönemki bir havuz medyası gibi bir medya yok. Çünkü şu anda %90'ı %95'in aynı yayını yaptığı bir dönemdeyiz. Ama o dönemde öyle bir durum da söz konusu değil. O da ayrı bir ilginç bir tartışma konusu. Ona da değinmiş olman benim için oldukça önemli. Ama bu karşılaştırmaları yapmam benim için önemliydi. Emeğine sağlık. Ben dediğim gibi bu açıdan sunumdan gayet memnunum. Sadece bu birkaç hususu bu noktada hem genel çerçeveyi çizmek için ele aldık. Zaten Rümeysa'nın da sunumda bahsettiği gibi mesele özellikle o çizdiğimiz çerçeveden sonra günümüzde nasıl değiştiğini de 2009-2022 arası aynı gazetelerin nasıl dönüş yaptığını ya da farklı bir şekilde hareket ettiğini de o siyasi konjonktürdeki gelişmelerden dolayı bunun kaynaklandığını da rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bu açıdan oldukça önemli. Dediğim gibi Rümeysa'nın sonunda link olarak size ALMS üzerinden yükleyeceğim arkadaşlar. Sizler de izleyebileceksiniz. Bu sayede onu da söylemiş olalım. Senin herhangi bir sorun var mı Rümeysa? Yok hocam, ben teşekkür ederim. Hani eğer beğendiyseniz Ben bunu... teşekkür ederim. Emeğine sağlık, gayet güzel. Dediğim gibi emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Temel çerçeve olarak. Ve Rümeysa'nın sunumundan sonra ona mütakiben Melek'in sunumuna geçeceğiz. Ben ekran paylaşımını Melek senin için açtım. Sesim geliyor herhalde. Senin de mikrofonunu açarsan ses kontrolü yapalım. Sesim geliyor mu hocam? Şu anda geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ekran paylaşımı yapabilirsin. Tamam. Açıyorum. PDF üzerinden mi, normal mi Fark hocam? etmez, PDF de kullanabilirsin. Hiç normal PowerPoint de olabilir. Yani hepsi gösterir diye düşünüyorum. Bir deneyelim. Şöyle. Evet, bu PDF olarak herhalde. Heh, tamam, bu Evet şekilde de hocam. gösterebilirsin. Net bir şekilde gözüküyor. Evet, Melek de bize COVID-19 döneminde özellikle Türkiye basını ve basında habercilik hem COVID-19 paralelinde bağlamında bunu bizlere değerlendirecek, anlatacak sözü kendisine bırakıyorum. Ben biraz yakın tarihteki olayları, daha doğrusu bayağı 2 sene kadar bir süreyi etkileyen bir olayı ele almak istedim. Daha çok 2 ayrı gazete, yani muhalif ve yandaş denilen gazeteleri bir kıyaslama üzerine çalıştım aslında. Aslında bu gazetelerde de hani olayları kendi bakış açılarını yansıttığını görebiliyoruz. Yani şöyle sol basın daha çok aksayan yönlerini vermeye çalışırken merkez sağ basın biraz daha hani daha çok yapılan şeyler, bazen de böyle toz pembe çok alakasız konular. Bu şekilde isterseniz başlayalım. Girişteki şu kısımları okuyayım isterseniz. Yani dediğim gibi süremiz yarım saati geçmezsek sen ona Ah, göre kendini tamam. ayarlarsan sevinirim. Tamam. Benim biraz gözler de sıkıntıda. Dünyanın ve Türkiye'nin Aralık 2019 tarihinden yakın bir tarihe kadarki en önemli gündemi COVID-19 salgını. Sağlık başta olmak üzere beraberinde birçok unsuru etkileyen bir salgından söz ediyoruz. Tüm dünyanın hazırlıksız bir şekilde yakalandığı kriz dönemleri olarak nitelendirebileceğimiz bir dönem. Bu kriz dönemlerinde kitle iletişim araçları, bilgi akışı sağlama, sorunları dile getirme, kitlelere rehberlik etme görevlerini çok iyi biliyoruz. Bu dönemde medyada yer alan haberler, yorumlar, iletilen mesajlar kitleler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Bu dönemlerde tedirginlik, korku, panik, ilk zamanlar özellikle böyle şeyler vardı. Gibi ihtimallerden dolayı bilgi kaynakları ve bilginin nasıl aktarıldığı önemli bir hale gelmiş. Kriz dönemlerinde iktidarlar politikaları halka anlatmak, seçmen kitlesini konsolide etmek, kendilerine verilen desteğin devamlılığını sağlamak açısından medyanın gücünden faydalanmak isterler. Salgın döneminde de devletin uyguladığı politikalar bazı kesimler tarafından onaylanırken bazı kesimler tarafından da eleştiriliyor.
Salgının etkileri yalnızca sağlık ile sınırlı kalmıyor. Ekonomi, eğitim, toplumsal, siyasal hayata kadar birçok farklı alanda dönüşüme yol açıyor. Bu bağlamda gazetelerin yaptıkları haberler farklı konu başlıkları altında şekilleniyor. Medyanın ideolojik çizgisinin haberler üzerinde etkili olup olmadığını ortaya çıkarmak, ideolojik görüş farklılıklarının etkisini incelemek bu sayede basında genel tabloyu daha net biçimde ortaya koyabilmek adına gazete manşetlerini incelemeye geçebiliriz. Şöyle salgının başlangıcına bakarsak 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü tarih. Sağlık Bakanı bu şekilde şey yapıyor, hani nasıl başladığını, daha doğrusu ilk vakayı açıklıyor dün gibi aklımızda. Onun ardından belli kademeli bir şekilde belli kısıtlamalarla eğitim ara, tiyatro, sinema, lokanta ve kahvehaneler, tedbirler dönemi başlatılıyor yani. Hatta Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı ile haftalık programlarının yapılacağını duyuruyor. Bu şekilde gazete manşetlerine geçiyorum. Sabah kirli bilgiye kanmayın, her şey kontrol altında. İlk manşet, yani 12 Mart'taki ilk manşet bu şekilde. Gazeteyi biliyoruz zaten. Burada bir sıkıntı yok. Bir Gün Gazetesi çok ufak bir başlıkla, yani 12 Mart'ta salgın ihtimali çok yüksek. Hani ilk vaka açıklandı şeklinde küçücük bir şeye yer vermiş. Burada da sabahın zaten manşeti. Sözcü Gazetesi virüs fırsatçıları, virüs marketleri boşalttı. Şöyle milleti canını düşüneceklerine ceplerini düşünüyorlar. Virüs fırsatçıları şeklinde büyük bir başlık atıyor. Hürriyet önümüzdeki 2 ay kritik diyor. Tabii ilk zamanlarda şöyle bir şey olacağı için muhtemelen hani sokağa çıkma yasakları çok geniş kapsamda uygulanacağını düşündükleri için hemen bir market rafları boşaltma şeyimiz vardı, durumu vardı. Milliyet sakin olun, market rafları boşaltıldı, kolonya stokları tüketildi. Bir Gün Gazetesi su yasabına dokunacağız şeklinde bir başlık atıyor. Yani ilk zamanlar aslında gözlemlediğimiz şey herkeste bir panik havası. Çünkü ne olacağını bilmiyorlar. Daha önce tecrübe edebildikleri, daha doğrusu tecrübe ettikleri bir konu değil. Hani yakın tarihte böyle bir salgın yok. Olduğunda da ne yapılabileceği konusunda çok fazla tecrübe sahibi değiller. O yüzden çok aşırı bir bilgi kirliliği var. Sonra hani ben genel olarak tepki çekebilecek başlıkları toparlamaya çalıştım hocam. Milli Bağış Kampanyası. Cumhurbaşkanı'nın Mart ayı sonunda biz bize yeteriz Türkiye'm adı altında milli bir bağış kampanyası açıklaması vardı. Onun ardından gazete manşetleri, Sözcü Gazetesi devlet para bassın, vatandaşa dağıtsın, Sabah biz bize yeteriz Türkiye'm, haydi Türkiye'm şeklinde, Hürriyet aynı şekilde biz bize yeteriz, Yeni Şafak biz bize yeteriz, Türkiye'm. Yani genelde merkez sağ basını kampanyayı destekleyecek başlıklar atarken diğerleri, mesela Sözcü'ye tekrar geliyorum, ertesi günkü şeyi, iktidarın bağış kampanyasına halktan büyük tepki, devlet yardım istemez, devlet yardım yapar. Sonra hatta şurada şöyle bir şey vardı, burada Suriyelilere harcanan 40 milyar doları hani halka da harcayın şeklinde bir tepki vardı. Kampanyanın ertesi günü şöyle, hatta ilk kampanyaya ilk bağış hani Erdoğan'ın ilk 7 maaşını bağışlamasıyla diye bir başlık vardı, onu arıyorum şu an. Bu şekilde yansıtıyorlar. Onun dışında Sözcü Gazetesi biraz daha hani daha sivri bir dille yaklaşıyor. Burada bir de şöyle bir olay var. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Nisan 10 gibi bir dönemdi sanıyorum. Evet, 10 Nisan'da. Bunun yasağı 2 saat kala duyurulmuş olmasıyla birlikte
Burada belli şeyler, belli sıkıntılar oluyor. Hızlı bir şekilde marketlere akın ediliyor. Hatta akaryakıt istasyonları falan şeklinde. Aslında sadece hani 2 günlüğüne olacak bir şey ve detayları vardı ama çok ani bir karar olduğu için bu karar da eleştirilmişti. Hani Sözcü gazetesi direkt bütün emekler 2 saatte boşa gitti şeklinde şey yapıyor, başlık atıyor. Ardına zaten İçişleri Bakanı'nın istifası geliyor o görüntülerin üzerine çok fazla eleştirilince. Hürriyet eleştirileri aldım, kabul ettim diyor. Yani İçişleri Bakanı'nın ağzından, tarafından bir başlık atıyor. Cumhuriyet affeder mi? Devlet eliyle kaos diye başlığı atıyor. Sonrasında Türkiye'de normalleşmenin ilk adımları, sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları geçen Nisan sonrasında Mayıs ayında ilk defa normalleşme kelimesiyle kullanılmaya başlıyor. Mayıs ayı sonlarında Türkiye Ramazan Bayramı boyunca COVID-19 salgınına karşı ülke çapında sokağa çıkma yasağı sona eriyor. Yasak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için geçerli kalıyor. 14 yaş altı, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olarak 3'er ayrı gruplara haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkma izni verilmesi kuralı devam ediyor. O da bayağı kafaları karıştıran bir şeydi. Kontrollü normalleşme sürecine geçiş. Haziran ayına gelindiğinde Türkiye'de seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları kısmen sona eriyor. İçişleri Bakanlığı Haziran'da COVID-19 salgınında geçilen kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemlere ilişkin 2 ayrı genelge yayınlanıyor bu dönemde. Normal hayata ilk adım. Haziran dönemi için bunlar. Adım adım normalleşme. Sonrasında zaten bu başlıkların çoğu zaten çok benzer bu dönemde, normalleşme döneminde. Çok hani böyle COVID-19 ile ilgili çok büyük manşetler yok. Özellikle inceledim birçok gazeteyi. Zaten normalleşme dönemi olduğu için hani tabii böyle ikinci, üçüncü sayfalarda falan eleştiriliyor yine bunlar ama hani tam manşetlerde birinci sayfada değil bunlar. Sonra Eylül'e geldiğimizde her vaka hasta değildir açıklaması. Sonra orada verilerin galiba belirli şekillerde verilmiş olduğu, gerçeği çok yansıtmadığı gibi eleştiriler alması. Ondan sonra da zaten 2021'e girerken Türkiye'de ilk kez mutasyonlu virüs tespit ediliyor. Diğer şeylere bakacak olursak can sıkıcı olay yok. Türkiye gazetesi, Sözcü, halk soruyor biz ne yiyeceğiz şeklinde iki gazete üzerinden gitmeye çalıştım sonrasında. Sözcü, koronavirüs artık zirveye tırmanıyor. Yani durumun vehametini tırmandıracak cümleler kurmaya çalışıyor. Türkiye gazetesi, vakalar artarken güzel haber geldi, kurtulmaya az kaldı şeklinde. Daha çok böyle umut vadeden manşetler. Sözcü yine aynı şekilde ekonomiden dem vuruyor. Esnafın işi Allah'a kaldı şeklinde manşet düşüyor. Türkiye'de Türkiye gazetesi, Türkiye gerçek potansiyeline kavuşuyor. Ekonomide diriliş başladı. Yani bu kadar zıt manşet. Bu dönem sürekli böyle olmuş. Hepsini özellikle bir incelemeye çalıştım da. Sözcü gazetesi, yasak var. Para yok şeklinde, tükendik, yasağı bile anlatamadılar. Eleştirel bir dil her zamanki gibi. Türkiye gazetesi, virüs tedbirleri 2 haftada bir değerlendirilecek. İlk sınav 14 gün. Ondan sonra Sözcü gazetesi, sonraki dünya ve Avrupa şimdilik bizi hem virüsle mücadelede en başarılı diyerek 9 aydır milleti kandırmışlar. Maske düştü, gerçek göründü. Şu vaka şey... hasta vaka karmaşasının üzerine atılmış manşetlerden bu da. Dünya ve Avrupa şimdi bizi kıskansın şeklinde. Türkiye gazetesi bununla ilgili bir şey yapmış mı? Küçük bir başlık atmış, aşıda sıkıntı yok, bolluk yaşanacak şeklinde. Onun dışında pek bir şey yok galiba. Sonra Sözcü gazetesi, özel hastanelerde korona vurgunu, yoğun bakımların %100'ü doldu. Hani
devletin burada, pardon, hükümetin burada yetersiz kaldığını, halkına yetemediğini vurgulayacak başlıklar atmaya çalışmış. Türkiye hafta içi 5 gün 21.05 arası evdeyiz. Hafta sonu tam karantina. Alınacak önlemlerden başlıklar. Sözcü yine aynı şekilde ekonomiden dem vurmaya çalışıyor. Cumhuriyet tarihinin en acı rekoru şeklinde. Milyonlar geçinemiyor. Devlet yardımına muhtaç yaşıyor. Türkiye gazetesi kısıtlamalar olumlu sonuç verdi. Biraz daha sabredin şeklinde. Sözcü gazetesi yine karamsar bir tablo. Pandemiden sonra Türkiye ekonomik buhran yaşayacak şeklinde. Bakıyorum Türkiye gazetesi şeyle ilgili bir başlık. Aynı güne şey yaptım ama muhtemelen bunda çok fazla yok. Yeni başlık atmamış COVID ile ilgili. Sözcü gazetesi. Bunu niye... Muhtemelen küçük bir başlık atmış da göremedim tam şu an. Ben Sözcü okumuyorum. Kimse para verip almasın. 15 vakada mutasyonlu virüs şeklinde Türkiye gazetesi de küçük bir yer veriyor. Projeleriyle, reformlarıyla işte 2021 şeklinde. Yani aslında ekonomide kötü bir gidişat olmadığı. Vurgulayan bir başlık olmuş. Sözcü gözümüzü yeni zamla açtık şeklinde, sürekli bir şeylere zam geldiği. 2021 Ocak ayında COVID-19 aşısı kampanyası başlıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmesi sonrası ülke genelinde COVID-19'a karşı aşılama kampanyası başladı. Erdoğan aşı oldu şeklinde Sözcü gazetesi de küçük bir yer veriyor ama bir de Uğur Dündar'dan Bakan Koca'ya çağrı aşı anlaşmasına kamuoyunu açıklayın. Yani aşının gelmesinden çok aşılamanın başlayacağından çok daha çok hani o nasıl bir anlaşmaydı şeklinde yer veriyor. Yeni Şafak çok hızlı başladık. Kaç sağlık çalışanının aşılandığını. Sözcük gazetesi yine aynı şekilde borçlarımızı ödeyemiyoruz. Eşimle birlikte hapse gireceğiz. Ekonominin kötü gidişatından o dönemde. 10 milyon Türkiye gazetesi 10 milyon doz daha geliyor. Yeni parti aşı yolda şeklinde. Biraz da hani aşıların yetersiz olmadığını, kısa bir süre sonra hani normale dönüleceğine dair şeyler. Sözcü yine aynı şekilde ekonomiden gırtlağımıza kadar borca battık. Evimize ekmek götüremez hale geldik. Türkiye gazetesi dünyadaki aşı krizi bizde yok şeklinde. Sözcü gazetesi yine aynı şekilde millet geçinmek için alyansını bozduruyor. Yani ekonomide bayağı sıkıntılı bir dönem olduğunu vurgulayan, biraz abartı abartı. Bu tarafta da biraz abartı var tabii. Akşam gazetesi de bununla ilgili yani ekonomik desteklerin geldiği başlıklar atıyor o dönemde. Restorana ciro desteği şeklinde. Sözcü bedava yumurta kuyruğu şeklinde. Türkiye vatandaş gıdayı ucuza yiyecek şeklinde. Türkiye'de tam kapanma 29 Nisan 2021'de artan vakalar sonrası Türkiye'de önlemler sıklaştırılıyor. Ülke genelinde 20 günlük tam kapanma ilan ediliyor. Tüm kademelerde eğitime ara verilirken sınavlar erteleniyor. Sözcü yine aynı şekilde millet ne yiyecek? Ardından 17 gün boyunca alkol satışı yasaklandı. Kapanma doğru adım şeklinde Türkiye'de bir başlık atmış. Sözcü gazetesi trafiği, sokakları şey yaparak, resmederek bu nasıl bir kapanma şeklinde kapanmayı eleştiren şeyler yapıyor. Türkiye gazetesi aşı kıtlığı yaşamayız. Ayrıca pandeminin etkisini eğitimcilere sorduk. En mağduru öğrenciler şeklinde bir
başlık atmış. Sözcü gazetesi yine eleştirel bir tavırla vaatler lafta kaldı. Bu pazarda korona azar şeklinde, yani kapanma sürecini eleştiren, kapansak sıkıntı, kapanmasak sıkıntı o dönem, hatırlıyor musunuz hocam? Yani şey, haberler de o yöndeydi. Türkiye gazetesi 3. faz ay sonunda başlıyor, yerli aşıya az kaldı şeklinde. Hürriyet gazetesi aşı olana sokak serbest. Bir gün gazetesi tam kapanmada, tam çuvallama. Sözcü gazetesi kademeli normalleşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararlar açıkladı, kademeli normal şeklinde. Bir başlık düşmüş. Sözcü gazetesi 1 Temmuz'da yasak kalkıyor. Türkiye gazetesi merhaba normal hayat şeklinde bir şey atıyor. Türkiye'nin yerli aşısı Türkovak, Haziran ayında aşı çalışmasında sona geldiklerini duyuruyorlar. Türkiye'nin koronavirüs aşısının adı da Türkovak oluyor. Yeni Şafak aşıda yeni dönem Türkovak diyor. Akşam gazetesi normalleşmeye delta dikkat ve Türkovak'ta 3. faza geçildi şeklinde başlık atıyor. Sözcü bakıyorum aşıyla ilgili bir şey demiş mi? Bir şey dememiş. Milletin üzerine zamlar çöktü demiş. Aşıdan bahsedilmemiş. Türkiye normal hayatı çok özlemişiz şeklinde normalleşmenin ilk adım olduğu için bu şekilde bir başlık atmış. Yani neredeyse tüm gazeteler salgınla ilgili ön plana çıkan temel konuları haberleştiriyorlar. Burada bir sıkıntı yok. Ama hepsi kendi bakış açısını, kendi ideolojisini bir şekilde yansıtıyor mu? Yansıtıyor. Gazeteler arasında ideolojik farklılıkların haber üretim sürecine etki ettiği sonucunu burada da görüyoruz. Sol basın salgın döneminin aksayan yönlerini muhalefet partisi mensubu kişileri kaynak göstererek ön plana çıkarmakta ve devlet yönetiminde söz sahibi kişileri görmezden gelen bir tavır içinde haberler üretmekteyken, merkez sağ basında aksayan yönleri görmezden gelerek haberleri devlet yönetiminde söz sahibi kişileri kaynak göstererek sunma eğilimi göstermiştir. Gazetelerin özellikle tüm kesimleri etkileyen toplumsal konularda ideolojik farklılık gözetmeksizin kamu yararı anlayışını ortaya koyacak haberler üretimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Tabii uyuluyor mu buna? Her zaman değil. Benim sunumum bu kadar hocam. Umarım olmuştur. Teşekkür ediyorum Melek. Sunum için emeğine sağlık. Bazı aslında vurgulamamız gereken, bu bağlamda aslında ikili karşılaştırma yapman oldukça önemli ve ikili farklılıkları göstermek, yani özellikle COVID'in başladığı andan günümüze kadar. Bir şey soracaktım ama son kısımda zaten söylemişsin onu. Çünkü burada gazetelerin elbette manşetlerinden bir çıkarımda bulunabiliyoruz ama aynı zamanda o manşetlerin de önemli bir kısmının hep siyasi partilerin ilgili temsilcileri, bir tarafta işte CHP'nin ya da Akşener'in sözlerini görüyoruz. Öbür tarafta Erdoğan'ın ya da AKP'li diğer isimlerin sözlerini görüyoruz. Dolayısıyla zaten bu yayın organlarının doğrudan doğruya siyasi partilerin çizdiği çerçeve doğrultusunda haber vermeye gayret gösterdiğini tespit edebiliyoruz. Şunu sormak gerekiyor, son kısmında bahsetmişsin. İdeolojik farklılık gözetmeksizin kamu yararı anlayışı ortaya koyarak haber vermek. Biz bunu konuştuk derste, biliyorsunuz, kamu yararı sorumluluk ilkesi. Sence bu bağlamda nasıl haber verilebilirdi ya da hangi adımlar atılabilirdi? Mesela sen bir gazeteyi çıkarıyor olsaydın nasıl manşetler atardın? Önce onu bir sormuş olayım. Ya şöyle, hani bu dönemde yani bir tecrübesizlik var, onu görebiliyoruz. Tecrübesizlikten kaynaklı, yani bütün dünyayı sarsan bir durumdu sonuçta COVID-19. Ya burada sadece aksayan yönlerini vermek de doğru değil ama sadece yapılanları vermek. Hani hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir sıkıntı, ekonomik hiçbir sıkıntı yokmuş gibi
Sadece COVID-19'a odaklanmak, onunla ilgili başlık atmak da çok doğru gelmiyor. Ya evet tamam, şu konuda takdir edilebilir, yani sağ basının yansıttığı şu taraf aşıyla ilgili gelişmeleri sürekli veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Zaten hani hükümetin bu konuda da bir çabası var, onu görebiliyoruz. Ama bir taraftan da hani bir kapanma dönemi yaşanıyor ve bu dönemde ekonomik aksaklıklar oluyor mu? Oluyor. Hani bununla ilgili destek paketlerinin arttırılması gerekiyor. Bu tarz başlıklar arttırmaya çalışırdım yani herhalde. Ya bunu aslında ben hani vurgulamaya çalıştım. Çünkü bir yandan baktığımızda COVID-19'un getirdiği bir çok etmen var. Hem sağlık açısından var ama aynı zamanda ekonomik açıdan da var. Ve şöyle bir durum yaşanıyor. Yani hem bu manşetlerden de bunu gözlemleyebiliyoruz. Ekonomik açıdan bir tarafta işte yaşanan zorluklar sadece gösteriliyor. Öte taraftan verilen desteklerin yeterli olduğuna dair birkaç manşette Türkiye Gazetesi'nde gördüm. Evet. Bunlar söyleniyor. Şimdi baktığımız zaman tabloyu bu şekilde polarize ettiğimizde, yani iki taraflı baktığımız zaman iki tarafın da tam anlamıyla doğruyu, yani bizim bildiğimiz anlamda net doğruyu çizemediğini söyleyebiliriz. Yani bunu açık ve net ifade edebiliyoruz. İşte burada kamu yararı kavramı aslında ön plana çıkıyor. Yani nasıl bir süreç yürütülmesi gerekiyor? Gazeteler burada kitleleri nasıl bilgilendirmesi gerekiyor? Çünkü bu mesele bizim bildiğimiz anlamda basit indirgeyeceğimiz bir siyasi mesele nihayetinde değil. Nihayetinde tüm toplumu ilgilendiren, kamuyu ilgilendiren bir afet adı da verebiliriz ya da artık nasıl değerlendirirse salgın da diyebiliriz. Kamuoyunu ilgilendiren bir mesele. Türkiye'de hep şunu söylediğimiz için aynı şeyi söylüyorum. Gazetelerin hiçbirinin, neredeyse hiçbirinin hani o tarafsız olmadığını da düşünürsek illaki nihayetinde bir yere angaje basın yayın organları. Dolayısıyla burada kamu yararını ne kadar güdebiliyorlar büyük bir soru işareti haline dönüşüyor. Hani örnek olarak şöyle verebiliriz. İşte salgın başladığı zaman Sağlık Bakanı ciddi anlamda düzenli bir enformasyon sağlıyordu. İşte çeşitli rakamları veriyordu. Ve bu rakamları da olabildiğince şeffaf bir şekilde vermeye çalışıyordu. Hadi gerçi Türkiye'de hiçbir zaman güzel şeyler uzun sürmediği gibi. Ha, bu da uzun sürmedi. O ayrı bir konu. Ama en azından o dönem içerisinde doğru bir politika izleniyordu. Bir taraftan bakıyorsunuz o dönem içerisinde izlenen bu doğru politika yine muhalif basın çok fazla desteklemedi. Bu noktada o ideoloji gösteriyor. Ama sonrasında ne oldu? İşte rakamlar saklanılmaya başlandı. Bu sefer muhalif basın rakam mı saklanıyor? Ya da işte vaka sayıları neden bu kadar düşük diye sormaya başladı. Uzun bir sürede bu sefer yandaş basın çok fazla bunları kurcalamamaya, hatta bunları sertçe eleştirmeye başladı. Ama sonra ne oldu? Büyük ihtimal Dünya Sağlık Örgütü'nden ve diğer örgütlerden gelen baskıyla, biraz da turizm sebebiyle bir anda ya biz onu öyle demedik. Aslında biz vakayı şey saymıyoruz, hasta saymıyoruz. Bir anda bir gecede açıklama oldu. O zaman da bu sefer de diğer tarafın güvenilirliği sorgulanmaya başladı. Evet. Dolayısıyla burada önemli olan husus siz bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak gazeteleri okuduğunuzda ya da basın televizyonları izlediğinizde bir güven duygusu talep edersiniz. Yani burada verilen haberlere güvenebilmek. Çünkü neticesinde olan bir şey tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bir mevzudan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün toplumun sağlığını ilgilendiren konuları konuştuğumuzda bunun da ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Kendi kanaatimce en azından söyleyebileceğim bir husus. Ama bu açıdan önemli noktalar, yani ikili ayrım yapma daha belirginleştirilmiş. O açıdan güzel olmuş. Onu söyleyebilirim. Dediğim gibi herkesin bir bakış açısıyla nasıl bu COVID-19 sürecini ele aldığını, siyasi açıdan nasıl ele aldığını yine medya kuruluşları özelinde rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ve bu bağlamda da ciddi anlamda bir süreç içerisinden geçtik. Ne tam anlamıyla büyük bir çöküş içerisine girdik ama ne de
şu anda çok çok iyi bir konumdayız diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Evet. İşte her gün gelen ekonomik kriz demeyelim ya da kriz diyelim ya da artık adına ne derseniz tüm ülkede açık ve net bir şekilde hissedilir hale geldi. Dolayısıyla burada en azından altını çizmek gerekirse basın yayın kuruluşlarının sadece kendi angajmanları doğrultusunda hareket ettiğini de söyleyebiliyoruz. Ama nihayetinde tüm dünyayı etkileyen bir olay. Tabii gazeteler de burada siyasi partilerin bir nevi sesi haline dönüşüp o partilerin seçmenlere seslenmesini de bir nevi aracı haline geliyorlar. Ama bu aracı hale gelme hususunda işte çeşitli yanlış haberler, dezenformasyon dediğimiz haberlere de imza atabiliyorlar. Biz bunları da yaşadık COVID-19 süreci içerisinde. Hani bunları da gördük, bunları da tespit ettik. Ki her yayın organı muhalif olsun ya da iktidara yakın olsun bu tip dezenformasyonlara sıklıkla imza attılar COVID-19 süreci içerisinde. Ama amaç dediğimiz gibi seçmen tabanına seslenebilmek idi. Bunu unutmamak gerekiyor. En azından vereceğimiz örneklerde bunu söyleyebiliyoruz. Senin bir sorun var mı Melih? Kafana takalım. Benim yok hocam. Teşekkür ederim. Ben yani teşekkür genel ediyorum. Olarak zaten arkadaşlarımızın bir sorusu varsa sorabilirler bu esnada. Emeğine sağlık. Tekrardan teşekkür ediyorum bu sunum için. Zaten senin sunumunu ayrıca bu dersimizi YouTube kaydını yine ben sizlere bir aksilik olmazsa gün içerisinde yani yarına kadar herhalde yükleriz. Uzun bir süre dışarıda olduğumuz için ancak toparlıyoruz dersleri. Ama YouTube'dan bu yayının da kaydını izleyebileceksiniz. Rümeysa'nın da sunumunu yine link olarak ben ALMS üzerinden arkadaşlar link ekli olarak onu da ekleyeceğim. Böylelikle onun da sunumunu izleyebilirsiniz. Bu sunumlar özellikle final sınavlarınız için önemli arkadaşlar. Dersi özellikle ve sunumları takip edip etmediğinizi ölçebilmek açısından benim için oldukça önemli. Ve bugünü bu şekilde hayırlısıyla tamamlıyor gibiyiz. Çünkü listeyi açtım. Normalde Meleğin sunumu vardı ve Rümeysa'nın sunumu vardı. İki sunumu gerçekleştirdik. Muhammed bana dönüş yapmıştı. Fakat bugün içerisinde gelmemiş. Gelmediği için de yapacak herhangi bir şeyimiz gözükmüyor. Tespit edebildiğim kadarıyla. 1 Haziran'da başka bir Adem Aykır var ama o da zaten hiç iletişime geçmedi. Nurettin Reha var. O da hiç iletişime geçmedi. 8 Haziran Ali İhsan ve Mehmet Fatih gözüküyor. 15 Haziran'da da Alperen ve Ahmet sunum haftası olarak gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla zaten artık yavaş yavaş son haftalara doğru gelmiş bulunmaktayız. Son iki haftamızı 8 Haziran ve 15 Haziran derslerinde tamamlamış olacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş final sınavına doğru dönemin sonuna doğru gelmiş bulunacağız arkadaşlar. Bugünkü herhangi bir final sorusu olan yok ise bugünkü katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi dersin kaydını da bir aksilik olmazsa YouTube'a yükleriz yarına kadar. Oradan da tekrar takip edebilirsiniz. İnşallah bir aksilik olması ise önümüzdeki hafta yani çarşamba günü saat yine ben bugün Muhammed de gelir diye biraz erken başladım 13'te ama gelmedi. O da gelmediği için yine biz 13-15 diyelim. Önümüzdeki hafta saat 13-15'te dersimize devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.